Evet, arkamda görmüş olduğunuz rakamlar gerçekten ürkütücü. Önce Amerika'da, Kaliforniya eyaletine bakalım. 13 Temmuz'da yangın başladı ve 7 kişi hayatını kaybetti ama 1 milyon 148 bin dönüm alan şu ana kadar yok oldu yangında. Atina'da 23 Temmuz'da yangınlar başladı ki sıklıkla ekranlarınıza taşıdık. 91 kişi hayatını kaybetti bu yangınlarda. 2488 ev ve 12.790 dönüm arazide küle döndü, yandı. Tabii Kaliforniya ile ölüm açısından değil ama alan açısından kıyasladığınızda Kaliforniya'daki gerçekten devasa büyüklükte bir yangın. Portekiz'de de 3 Ağustos'ta başladı yangınlar. 25 sivil ve 31 itfaiyeci bu yangınlarda yaralandı. Bakalım ne kadar alan küle dönecek. Yangınları biraz konuşalım istiyoruz. Şimdi Kaliforniya, Portekiz ve Yunanistan dedik. Son günlerde orman yangınlarıyla bu kentler belki ön plana çıkıyorlar. İsviçre, Hollanda ve İngiltere'de de aşırı sıcaklar var. Rekor kırdı sıcaklıklar. Ülkemizde de malumunuz hava sıcaklıkları bir hayli fazla etkili, hatta daha da artması bekleniyor. Bunlar gündem maddelerimizde olacak. İklim değişikliğiyle bir ilişkisi var mı diye Kaliforniya yangınlarıyla ilgili aktarırken konuşmuştuk. Bunun detaylarına bakacağız. Orman yangınlarının Türkiye için de risk var mı? Konuğumuz Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Çağatay Tavşanoğlu. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Şimdi neden arttı diye başlayalım. Ya da arttı mı gerçekten? Yoksa biz hep böyle cinayet haberleri verirken ya da çocuk kaçırma haberleri verirken artık haber küresel anlamda çok hızlı yayılıyor. Buna bağlantılı belki suç oranları artmadı ama haber çok arttı diyoruz. Burada durum nedir? Aslında evet, arttığını söyleyebiliriz. Yani bu iletişimimizin hızının artmasıyla alakalı değil. Gerçekten yangınlar son dönemde dünya üzerinde birçok kıtada birbirinden bağımsız olarak artmaya başladı. Siz haberlerinizde de bahsediyorsunuz. İklim değişikliği elbette çok önemli rollerden biri bu. Artışın en önemli sürükleyicilerinden biri. Çünkü zaten bunu hissediyoruz da. İstatistikler de bunu söylüyor. Sıcaklıklar giderek artıyor. Yağışlar bazı bölgelerde azalıyor ve kurak dönem uzuyor bunun sonucunda. Bazen sıcak hava dalgaları daha sık gelmeye başladı bu dönemlerde ve bunların hepsini aslında üst üste toplarsanız bunların hepsi bir şekilde yangın riskini, yangınların ortaya çıkma ve büyüme aslında olasılığını artıran etmenler. Dolayısıyla da iklim değişikliğinin bu büyük yangınlardan, daha şiddetli yangınların ortaya çıkmasındaki rolünü elbette yadsıyamayız. Peki artıyor dedik, iklim değişikliği de etkili diyorsunuz. Evet. Nasıl bir mücadele gerekiyor? Şimdi iklim değişikliği ile ilgili anlaşmalardan bile büyük ülkelerin çekildiği bir dönemdeyiz şu anda. Evet. Ciddiye mi alınmıyor? Ne yazık ki evet, bilim insanları bunu yıllardır söylüyorlar. Aslında çok, yani etkilerini yeni görmeye başlıyoruz. Bizzat halk olarak yeni hissediyoruz ama bilim insanları bunu 20 yıldır söylüyorlar. Daha da eskiden beri uyaranlar var. Ama ancak yaşadığımız zaman bu dikkate alınıyor politikacılar tarafından. Burada tabii ki yasa koyuculara çok önemli roller düşüyor. Bununla ilgili gerekli tedbirleri almak konusunda. Dediğiniz gibi uluslararası anlaşmalardan bile çekilebiliyor bu konuda, sera gazı salınımı konusundaki lider ülkeler. Ya böyle bir dönemde açıkçası bunları yaşamak, yani büyük yangınları, iklim değişikliğinden kaynaklı büyük yangınları yaşamak da manidar tabii ki. Yapılması gereken elbette mücadele çok önemli. İşte yangın uçakları, helikopterler, işte yangınla mücadele eden işçiler, görevliler, bunlar çok önemli. Bizim ülkemizde de Orman Bakanlığı mücadele ediyor biliyorsunuz. Bu konularda elbette bir noktaya kadar etkili olabiliyorsunuz teknolojimiz sayesinde. Ama aslında bazen yangınlar o kadar büyük olabiliyor ki, mesela bu günlerde işte Kaliforniya'da süren yangın gibi, artık teknoloji çok fazla bunu kurtarmaya, durdurmaya yetmiyor. Dolayısıyla da artık bir doğal afet, bir katastrofik olay haline dönüşüyor ve insanlar ölmeye başlıyor. İşte bu noktada biraz daha akılcı davranmak gerekiyor. Yani yangın çıktıktan sonra söndürmek çok maliyetli ve bazen imkansız gördüğümüz gibi. Bunun için aslında yangın çıkmadan önce bazı şeyleri değiştirme şansımız olabilir. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Önemli bir noktaya da temas ettiniz. Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, sonuçlarına baktığımızda işte Kaliforniya'da bile yangını söndürebilmek, kontrol altına alabilmek çok mümkün olmadı ve çok fazla, çok geniş bir alanda
yok oldu. Doktor Çağatay, Doçent Doktor Çağatay Tavşanlıoğlu.